Hepinize merhaba arkadaşlar. Gündüz Medya YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün size bana bilen yemek sepetinden bahsedeceğim. Şu anlamda bahsedeceğim. Verdikleri ekipmanlar ve güvenli sürüş eğitimi. Önce şöyle bir ufaktan güvenli sürüş eğitiminden bahsedeceğim. Ondan sonra verdikleri ekipmanları sizlere göstereceğim. Ben de yeni açtım. Hani inceleme fırsatım olmadı. Bunlar naylonlu falan geldi ama basit naylonlardı. Öncelikle güvenli sürüş eğitiminden başlayalım. Şimdi arkadaşlar güvenli sürüş eğitimine gidiyorsunuz. Gitmeden önce başvurmanız gerekiyor yemek sepetine. Kariyerden olur, onların sitesinden mail olarak olur. Başvuruyorsunuz. Bu bahsettiğim tabii ki de motokurye için. Diğer bölümleri bilmiyorum. Başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar size dönüş yapıyorlar. Tabii ben deposundan arkadaşlarım olduğu için aracılığıyla başvurdum, görüştüm. Sizi güvenli sürüş eğitimine çağırıyorlar. Güvenli sürüş eğitimine gidiyorsunuz. Ortalama 1 saat ders alıyorsunuz. Hocalar geliyor. Hocalar size motosikleti kullanımı ile alakalı kazalardır, şunlar bunlar eğitim veriyorlar. Bundan sonra motosiklete geçiyorsunuz sürüşüne. Arkaya 20 litrelik 19 kilo olması lazım. 19 litrelik damacana su koyuyorlar. Sonra motosiklet kullandırıyorlar. Kullanıyorsunuz. Yani %90 geçiyorsunuz zaten. Önemli olan şu kaskınızın altta klipsi var ya, orayı bağlamanız. Onu bağlamazsanız kalırsınız büyük ihtimalle. Güvenli sürüş eğitimini bu şekilde atlatıyorsunuz. Sizden evrakları istiyorlar. Evrak listesi duruyorsa hemen şu köşeye, şuraya koyarım. Duruyorsa tabii telefonumda. O evrakları hazırlıyorsunuz. Mail olarak atıyorsunuz. Hiçbir şekilde çıktı alıp oraya gidip buraya gidip uğraşmıyorsunuz. Mail olarak atıyorsunuz. Sadece sağlık raporu çıkartmanız gerekiyor. Ben 100 TL gibi bir miktara çıkarmıştım sağlık rakamı, sağlık raporunu düzeltiyorum. Bu şekilde halloluyor. Ondan sonra bu çıkan sağlık raporunu bana bilin. Yemek Sepeti'nin kendi doktoru var. Size verdikleri adreste, saatte kendi doktoru geliyor. Siz götürüp teslim ediyorsunuz. Ufak bir form dolduruyorsunuz. Onun sırada bize ekipmanları verdiler. Ekipmanlar arkadaşlar sıfır mı değil mi? Sıfır da var, ikinci el de var. Şöyle demek istediğim, başlayayım. Başlayarak giderim. Önce kasktan bahsedeyim size arkadaşlar. Shark'ın bir kaskını verdiler bize şu şekilde. Çene açılır bir kask. Kask sıfır arkadaşlar. İçinde kağıtları, evrakları var. Kask sıfır arkadaşlar, dediğim gibi. Bu şekilde bir kask. Camında etiketi falan duruyor. Camı açılıyor. Şöyle siyah vizörü var. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Böyle siyah vizörü var. Şurada düğmesi var. Basıyorsunuz arkadaşlar. Çene açılıyor kaskın. Şu şekilde. Bu şekilde kapanıyor. Bastığınız zaman açılıyor. Dediğim gibi arkadaşlar kask sıfır. Kasktan yana bir problem yok. Bedeni S olması lazım. Tabi sizden WhatsApp yoluyla beden ölçülerinize soruyorlar, işte ayakkabı olsun, başka bir şeyler olsun. Ben M demiştim ama S aldım. M biraz büyük geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir telefon tutacağı veriyorlar. Bunların hepsi bize zimmetli bu arada arkadaşlar. Şöyle bir telefon tutacağım. Açmama gerek yok sanırım. Bu kola takılıyor. Motosiklete asılmıyor diyebilirim. Evet, asılmıyor. Sadece kola takılıyor. Şöyle 2 adet tişört veriyorlar. S beden. Bunları giyme zorunluluğumuz sanırım yok. Ama tabii mont falan zorunlu arkadaşlar. Böyle 2 adet tişört veriyorlar. Alt üst yağmurluk veriyorlar arkadaşlar. İnşallah sesim net anlaşılıyordur. Şu şekilde. Şöyle bir alt üst yağmurluk veriyorlar. Bu üstü. Şu da altı. Bunu giyer miyim? Tabii. Belki. Şu şekilde. Çok büyük. Fazlasıyla büyük arkadaşlar. Kullanır mıyım bilmiyorum. Bu şekilde. Ayakkabıya en son geleceğim. Şöyle bir alt pantolon veriyorlar. Bu da büyük. Yani büyük verdiler. Şu şekilde. Bunun buralarında korumalıkları var arkadaşlar. Kalça kısmında var. Yani ne kadar korur bilmiyorum. Sıfır tabii. Bu da sıfır arkadaşlar. Kask sıfır. Yağmurluklar sıfır. Böyle masada yer kalmadığı için aşağı bırakıyorum. Evet. Ve eksi yönlerden birisi arkadaşlar. Mont verdiler. Mont ikinci el kullanılmış. Pis. Temizleyememişler adam gibi. Bazen sıfır veriyorlar. Tabii şansımıza ikinci el geldi. Ben hemen WhatsApp yoluyla iletişime geçtim. Sıfırını istedim. Bakalım verecekler mi? Bunu ikinci el verdiler arkadaşlar. Bu konuda memnuniyetim. Güzel olur yani. Bunu aşağı koyuyorum hemen.
Bot arkadaşlar, botlarımız da sıfır. Botlar sıfır verildi. Denedim, güzel oldu, ayağıma oturdu. Sözde korumalı, şuraları falan sert. Şuraların da korumalı var, şurada var. Cırtçıklı arkadaşlar. Şurada fermuar var, güzel giyilip çıkarılması için. Bu şekilde açıyorsunuz, şöyle genişliyor. Bu şekilde. Güzel bot arkadaşlar. Botu beğendim, kaskı beğendim. Bu ikisinden yana sıkıntı yok. Zaten verdikleri pantolonu çoğu arkadaşım giymiyor bana bir de. Kendi pantolonlarıyla çalışıyorlar. Sadece verdikleri montu giyiyorlar. Ekstra olarak montum da ikinci el. Söyledim, yenisini getirirlerse amenna. Dediğim gibi arkadaşlar, bu şekilde. Çekebilirsem motovlog tarzı videolar da çekerim pakete çıktığım esnalardan. Söylemek istediğim, telefon veriyorlar arkadaşlar. Telefon da size zimmetli. Hat veriyorlar. Hat da size zimmetli. Bunlar sizde kalıyor. Evinize götürüp getiriyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Bana birden, biliyorsunuz daha önce Getir'de çalışıyordum. Getir'den askere gittiğim için çıktım. Şimdi geldim. Bana bir de arkadaşlarım olduğu için bir de özellikle girmek istedim. Çok şükür başlıyorum arkadaşlar bana bir. Ekipmanlar bu şekilde. Kullanmadan, giymeden size tanıtmak, göstermek istedim. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar yorumlara sorabilirsiniz. Hepsini cevaplayabildiğim kadarıyla cevaplarım. Verilen ürünler bu şekilde arkadaşlar. Toparlayacak olursak işte kışlık mont verildi, ikinci el. Bot verildi sıfır, kask verildi sıfır, diğerleri sıfır, telefon tutacağı vesaire verildi. Pantolon sıfır. Verilmeyenler arkadaşlar, telefonum henüz verilmedi, sim kartı verilmedi, yazlık mont, eldiven verilmedi. Bu şekilde aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi maaşlarından vesaire bir sonraki videolarda bahsedebilirim. Motovlog falan çekersem o tarzda bahsedebilirim. Ne kadar maaşı var, ne kadar yemek kartı, mesaisi, paket başı ne kadar, bunlardan bahsedebilirim arkadaşlar size. Bana bir kurumsal bir firma, biliyorsunuz. Bu şekilde aldım ekipmanları. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Güvenli sürüşten ve ekipmanlarından bahsettik. Onların motoruyla çalışıyoruz, biliyorsunuzdur. Hero olması lazımdı markaları. Alt motoru Honda diyebiliyorum. O motorlarla çalışıyoruz arkadaşlar. Kanala abone olup takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda inşallah görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.